Bu taraf açı. Balkon. Böyle gidiyor rüzgar. Ses provası verelim. Ses 1, 2, 3, 4 kontrol. Ses kontrol. Ses geliyor mu hocam? Hazır mısınız? Hazırız. Ankara derbisine dakikalar kaldı. Radyo Gol TV YouTube kanalında ben Kerem Korkmaz, yanımda Aykut Elvan ile birlikte bu karşılaşmayı sizler için değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle apayrı bir anlamı var maçın. Ankara'nın kırmızısı mavisiyle oynayacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun genel hatlarıyla? İki takım da bu ligin tecrübeli ve eski takımları. Güzel bir havada güzel bir Ankara derbisi bizi bekliyor. Birbirlerini iyi bilen, iyi tanıyan rakipler, güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya maçın atmosferi şimdiden siz de birazdan göreceksiniz, tribünlere de yansımış durumda. Hakikaten başlamasını artık sabırsızlıkla bekliyoruz karşılaşmanın. Hocam takımlara bol şansı şimdiden dileyim o zaman. Aynen, bol şans. Biz de yavaş yavaş anlatım noktamıza geçiyoruz karşılaşmaya. Birazdan başlayacağız. Şöyle bakıyorum, iki takım da artık son hazırlıklarını yapıyor vaziyetteler. Bakalım derbinin galibi kim olacak? Bir yanda Hacettepe Red Deers, öte yanda Gazi Warriors. İki takım adına da sakatlıksız bir maç olmasını diliyorum. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Derbinin atmosferi gerçekten Ankara'da tribünlere de yansımış durumda. Bir Gazi taraftarlarını da görüyorum. Hacettepe Red Deers taraftarlarını da görüyorum. Şu anda da hangi takımın ki kafayla karşılaşmanın başlaması belli olması üzere hakemlerle oyuncular arasında kısa bir diyalog var. Yavaş yavaş artık onlar da hazır hale geliyor. Tribünler hazır, anlatım noktasında artık bizler hazırız. Oyuncular hazır, hakemler hazır. Ankara bu derbiye hazır. Şahane bir maç olmasını bekliyoruz. Türkiye Korumalı Futbol Ligi, Pro Ligi daha doğrusu düzeltmek gerekirse, 4. hafta mücadelesinde nefesler şimdiden tutulmuş durumda. Elbette bu karşılaşmanın sonucu playoff yolunu da çok ciddi yönden etkileyecek gibi duruyor. İlk 4'ü hangi takımlar alacaklar? Bizler de merakla bekliyoruz. İki takımda da çok çok ön plana çıkan isimler var. Bugün yayın esnasında da bunlara sıklıkla değineceğiz. Artık hangi takımın kikiyle karşılaşmaya başlayacağız? Bu sorunun yanıtını bekliyoruz. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Evet, Ankara'da şu anda hakemler de hücum yönlerini belirliyorlar hocam. Şu esnada tam olarak ne yaşanıyor saha içerisinde? Baş hakem son bir hatırlatma yapıyor malzeme kullanımıyla ilgili. Daha sonrasında para atışı yapılarak misafir takıma soruluyor. Kazanan tarafa ne seçtiği soruluyor. Ona göre uygulamaya geçiyorlar. Ya burada da halkın aşinalığı olduğu üzere herhalde. Yazı tura. Aynen, yazı tura şeklinde. Şeklinde yapılıyor. Taraftarlar da şimdiden gaza gelmiş vaziyetteler. Aynen. Güzel bir maç olacak belli. Güzel bir tribünü izleyeceğimize eminim. Özellikle şu anda hava çok elverişli. Her şeyden önce bunu söyleyeceğim. Aynen. Saha ve hava futbol oynamak için çok güzel şu anda.
bir klişe oldu ama futbol oynamak için her türlü ortam şu anda elverişli Ankara'da, Beytepe'de. Ev sahibi Hacettepe, Beytepe Stadyumunda derbide Gazi Warriors'ı konuk ediyor. Ve Hacettepe 2 ile birlikte de karşılaşmaya başlayacağız. İlk hücumu çok çok büyük bir sürpriz olmazsa elbette Gazi Warriors'tan göreceğiz gibi duruyor. Her iki takıma da bol şans dileyelim yeniden. Sakatlıksız bir karşılaşma olması dileğiyle. Türkiye'nin en genç spor radyosunun YouTube kanalında, Radyo Gol TV YouTube kanalındasınız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Dev derbi başlamak üzere. Nefesler tutuldu. Derbiye Hacettepe'nin kick off'uyla başlıyoruz ama beklenenden uzak bir kick off geldiğini söylememiz mümkün. Buna onside kick diyoruz. Hacettepe'nin normalde topu karşı tarafa verip defans yapması bekleniyordu. Şu an topa sahip olmak için buna onside kick diyoruz. Çok kısa erken bir vuruş. Hocam, bu hamle aslında çok erken. Bu genelde maçın sonlarına doğru yapılabilir ama tabii. Bugün sürpriz bir biçimde maçın hemen başlangıcında gördük. Bizler de merakla bekliyoruz. Karşılaşma daha nerelere gidecek? Hacettepe hücumuyla başlıyoruz. Yaptıkları onside kick başarılı olmadı. Gazi Warriors hücumundayız. Yo, başarılı olmuş onside kick, evet. Çok özür diliyorum. İlk hücum Hacettepe'nin. Evet, hani bize aldılar. Dedik ki büyük bir sürpriz olmazsa Gazi'de olacak diye. Sürprizle başladı derbi. İlk atak Hacettepe'nin oluyor. Ama çok iyi savunma geldi Gazi'den. Koşu oyunu eksi yardta bitti. Yaklaşık olarak 1, 2, 5 yard kadar. Doğrudur. Bir eksi yazıldı. Evet. Hacettepe reddiyorsa. 2 ve 15 oynayacaklar. Tabii bir yandan da karşılaşmada özellikle Hacettepe tarafında gözleri Mata'nın üstünde. Bakalım oyun tercihi ne olacak? 27 numarayla görüyorsunuz. Bu arada topu istediği gibi alamadı önüne ve haliyle atak zora girdi. Pasta da isabet yok. 3 ve 15 göreceğiz. Hacettepe Reddiers'tan ev sahibi ekip tutuk başladı diyebilir miyiz hocam? Beklenen şekilde başlayamadı diyebiliriz, evet. Ama bu tabii daha maçın başı, çok şey değişecektir. Belki rakip takımı yokluyorlardır savunmalarını görme açısından. Genelde bokstaki ilk roundlara benzetiyorum ben bu sporda ilk çeyreği. İki tarafta birbirini tartıyor. Özellikle bu sene Gazi Warriors'ın anlattığım maçlarında çok çok denk geldi. Genelde ilk çeyrekler 0-0 bitti, öyle değil. Tabii takımlar geliştikçe skor da azalıyor. Tribünlerin sesi de tahminimce sizlere kadar geliyordur. Hacettepe hücumundayız. Uzun bir pas tercihi, isabet var ama anında savunma o noktada. Başarılı. Her ne kadar topu yakalamış olsa da Hacettepe ofans hattında Mehmet Ali Gür. Gazi Warriors savunmasında Yusuf Ateş hemen bitti o noktada. Ve fazla bir pozisyon kat atılmasına izin vermedi. Hacettepe hücum line'ı güzel bir koruma yaptı burada. Bir punt göreceğiz Hacettepe'den. First down almaya yetmedi. 4 ve 6 uzaklıktalar first down için. Bir punt geldi. Evet. Topun düştüğü nokta bakıyorum. Bir touchback geliyor. Evet, Hocam touchback kavramını bizim için açar mısınız? Touchback kavramı rakibe teslim edilen topun direkt rakip gol alanının içine ya da yuvarlanarak ya da direkt oraya düşmesi. Bu topu teslim edilen tarafın kendi 20. yardından oyuna sokma hakkı veriyor. Kaç yardtan başlayacak oyun? 20. yardtan başlayacak. 20. yardtan oyunu hareketlendirecek. Gazi Warriors hücumunda da yıllardır aslında bu sporun içinde olan milli takımında QB'si Ensar Korkut Kılıç'ı göreceğiz. Derbide takımını galibiyete taşımak isteyecektir diye düşünüyorum. Oyun hareket kazandı. Bir koşu fake verilip bir pas oyunu tercih edildi ve bu pas oyunu ile birlikte gelen koşu ilk hakkı fazlasıyla birlikte yazdı Gazi Warriors'a. Yaklaşık
30 yarda yakın bir koşu. Oldukça başarılı. 20-23-24 yardlık bir koşu, evet. Burada merkezden bir koşu gösterildi. Akabinde çizgiye doğru Muhammed Tayyip Balcı'yı gördü Ensar. Muhammed Tayyip'in koşusu da başarılı. İlk hakkı fazlasıyla aldı. 42 yard çizgisindeyiz, düzeltiyorum. 43 yard. Gazi Warriors hücumu devam ediyor. İlk hakkında first down almayı başardılar. Bir motion var Gazi'de, evet. Bu kez merkezden bir koşu. Koşularla ilk haklarında first down almayı bildiler. Evet, koşuları çalışıyor Gazi Warriors'ın, evet, an itibariyle. Ahmet İlhan Tarlacı. Gözlerim beni yanıltmadıysa o koşuyu yapan isimdi Gazi'de. 28 numara mı? Evet. Ahmet da kendisi. Tarlacı, evet. Bu arada Ahmet'in sevdiği oyunlar bunlar. Hava bir tuhaf mı olacak? Sağımda bir şimşeğin çaktığını gördüm çünkü. Ankara'ya hoş geldiniz. Sabah kalın yapabilir. Şimdi ne olacağını kestiremiyoruz. Bu arada Hacettepe savunması. Hayır, orada catch var mı? Catch çok var. Enteresan. Hakem catch'i verdi. Çizgi hakemi. Catch'i verdi. Barış Doğan. Ensar Korkut Kılıç'ın pasında. Topu burada yakalamayı bildi. Evet, çok güzel bir tekelle yakalama. Oldukça estetik. 2 ve 5'ten oyunu hareket kazandıracak konuk ekip Gazi Warriors. Ensar kaldırdı kafasını. Kendi mi koşacak? Hayır, uzun bir pas tercihi ve başarı var. Başarı var. Barış Doğan topu yakalıyor. Barış touchdown'a koşuyor ama o noktada Barış'ı engelleyen isim Hacettepe'de. Kim diye bakıyorum bir yandan. Notlarımın arasında oyuncuları da süzüyorum. Çok iyi pas geldi hocam. Gerçekten orta alana çok güzel bir pas, evet. Barış topu açık alanda açık bir şekilde çok güzel yakalayıp daha sonrasında da tackle'ları kırarak devam ediyor. Son olarak Mustafa'nın tackle'ı başarılı olmuş. Hacettepe'de. Bu arada bir mola mı var? Şu anda anlamlandırmaya çalışıyorum ama herhangi bir sakatlık görmüyorum. Yok, mola var. Mola görünüyor, evet. Muhtemelen molayı Hacettepe tarafı almıştır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü herhalde bu ivmeyi kesmek istememiştir Gazi cephesi. Aynen öyle. Bunlara tabii taktik molalar diyebiliriz. Karşı takımın hızını kesmeye yönelik. Hem de bir takımı bir motive takımı etmek. Motive etmek. Çünkü özellikle gereken taktiği vermek adına alınan molalar. Hacettepe D-line için konuşacak olursam sanki bir türlü maça giremediler. Tabii konuşmak için çok erken bunu ama evet. Yine de bir şu an için Gazi line'ına, hücum line'ına gereken sahada da bu arada. Sahada bir misafirimiz var. Misafirlerimiz var. Onlar da hoş geldiler. Tribüne gelirlerse daha hoş olur bizim için. Evet. Hacettepe Beytepe Stadyumu'nda bu tarz manzaraları sıklıkla görebiliyoruz. Gazi oyunu başladı. Bir pas tercihi var. Pasın akabinde gelen koşu touchdown'la sonuçlandı mı yok, acaba? Yok, vermedi. Hayır. Touchdown kararı çıkmıyor. Yaklaşık bir yard kala düşürüldü. Koşuyu yapan isim Ahmet İlhan'dı. İlk hakkı tazelemeyi başardı Gazi Warriors. Bir ve gol oynanacak. Bir ve gol oynayacaklar. Sadece bir yardlık bir mesafe var. Evet. Tabii Gazi bir yandan sayıya yakın görünüyor. Bir yandan bu karşılaşma derbi olması anlamıyla apayrı bir önem taşıyor. Bir yandan da iki takımın da artık her geçen hafta playoff'a yaklaştıklarını ve kayba tahammül olmadıklarının farkındayız. Bu doğrultuda Ensar Korkut Kılıç maçtaki ilk taşlağını buluyor. Gazi Warriors 6-0 önde Hacettepe deplasmanında. Ortaya bir dive gösterip fake hücumla bir QB koşusuyla Gazi Hacettepe sayıyı aldı. Oyuncularını tebrik ediyor. Evet. Kenarda. Haydi diyor takımın hala yetinmedi 6 sayıyla. Ahmet İlhan da tebrikleri kabul eden bir diğer isim. Tabii bir Furkan Vural muhtemelen alan golü denemesinde bulunacak oyuncusu. Gazi Warriors'ın bu sezon sıklıkla gördük Furkan'ı da bu rolde. İsabet var. Skor 7-0'a geliyor. Hacettepe ilk hücum sekansında touchdown'u beraberinde de artı bir yazdıracağı alan golünü buldu. 7-0 öndeler. Derbide. Gazi hızlı başladı diyebiliriz. Kesinlikle. Peki hocam, bu bağlamda
İki QB'nin değerlendirmesini yapacak olursak en azından şu ana kadar. Ensar cephesinden bakacak olursak pas tercihlerini nasıl nitelendiriyorsun? Ensar tabii tecrübeli bir oyuncu. Oyunu okuyarak oyunları içeride değiştirebilecek bir yapısı var. Şu an için bunu sahaya yansıttığını düşünüyorum. Hacettepe hücumunu çok izleyemedik. Şu an izleyeceğiz inşallah. Bir sürpriz olmazsa yine. Maçın başında böyle dedik. Sürprizi evet. Gördük. Bir sürpriz olmazsa. Oyuncular da bizi şakalamaya bayılıyorlar. Kural gereği 35. yardtan başlama vuruşu yapılacak. Kick geliyor. Evet, başarılı bir kick diyebiliriz. Ya 20 yard çizgisine yakın bir bölgeden return denemesinde şu an Hacettepe 2. Bence iyi bir return hocam. İyi bir oyunu return. 40 yarda kadar taşıdılar. Topun havada kalma süresine göre gerçekten başarılı bir return yaptı Hacettepe. Batuhan'dı yanılmıyorsam o return yapan oyuncusu Hacettepe'nin. 7-0 mağlup durumdalar ve biz de bu derbiyi oynamak istiyoruz, biz de kazanmak istiyoruz mesajı vermek istiyorlar elbette. Gazi'ye çok ikonik bir rekabet haline geldi bu sporda, bunları tabii görmek gerçekten çok hoş. Çok güzel. Tribünlere de yansıyor, herhangi bir tatsızlık olmadan yansıması apayrı bir artı yazıyor. İki rakip takım taraftarının bir arada oturup birbirini rahatsız etmeden bu şekilde oturabilmesi ayrı bir olay. Aslında sadece bu spor branşına bakmamak lazım. Ülkenin spor iklimi bakımından ihtiyacımız olan görüntüleri görüyoruz evet, aslında bugün Beytepe'de. Evet. Bu arada Hacettepe'de ilk hakkı oynadı. Yaklaşık 2 yard kadar. 3 yard. 3 yardlık bir koşu yaptılar. 2 ve 7 gelecek. Hacettepe Red Deers'dan. Şövalye bu zorlu savaştan galip mi çıkacak? Yoksa kırmızı geyiğin boynuzu geçecek mi? Hep birlikte bu soruların yanıtını bu ekranlarda alabilirsiniz. Hacettepe Red Deers hücumundayız. 2 ve 7 oynanacak. Oyun hazır işareti geldi. Hocam ne kadarlık bir topu oyuna sokma süreleri var oyuncuların? 40 ve 25 saniye süreler dediğimiz iki farklı süre tipi var. Eğer 40 saniye başladıysa ve 15 saniye kala top hazıra gelmediyse hakem bir mola alır. Saati 25'e kurar. Onun dışında 40 saniye süresiyle oyuna devam eder. Bu arada uzun bir pas tercihi, interception geldi. Interception geliyor ve iyi bir return izliyoruz şu anda. Gazi Warriors cephesinde. Touchdown'u bulabilecek mi? Ne gitti öyle yine. Touchdown oldukça kısa bir mesafe kala düşürülüyor. Gazi apayrı başladı maça gerçekten. Gazi çok hızlı başladı. Hacettepe daha gerekli motivasyonu yakalayamayadan Gazi hücumlarına maruz kaldı. Ama ben ilerleyen dakikalarda Hacettepe'nin de toparlayacağını düşünüyorum. Gerçekten... Gazi cephesi mental olarak biraz daha hazır başladı maça evet, diyebilirim. Evet. Ama dediğimiz gibi bu statta ben Hacettepe'nin koçla oynadığı maçı anlattım. 13-0'dan çevirmişlerdi. Bu sporda hiçbir şey imkansız değil. Çap bloktu, decline ettiniz. First down. Burada bir çap blok geldi. Çap blok rakibin... Bir rakibe alçak ve yüksek şekilde aynı oyuncuya bel altı ve bel üstü yapılan bir blok. Bir personal foul, 15 yardlık bir cezası var. Sağlık karşıya. Evet, bir sakatlık söz konusu. Muhtemelen çap bloktan da kaynaklanabilir çünkü çap blok sakatlamaya çalışıyor. Alper hocam sağlık karşıya. Çap blok bir personal faul ve ilk hak gerektiren bir faul. Ne tarz durumlarda çıkıyor peki hocam? Genelde line'da olur bu. Line oyuncularının karşılıklı bloklaşmasında görünür. Çok açık alanda göremezsiniz. Hacettepe 1 ve gol oynuyor. Enzona 2 yardlık bir uzaklıktalar. Ensar yine kendi mi koşacak? Hayır. Şöyle bir duraksadı. Evet. Burada tabii bir QB bu kadar tereddüt ederse genelde orada bir bayrak da var. Böyle bitiyor. Evet, bir flag geldi.
çok kararsız kaldı. Koşayım mı, pas mı çıkarayım, pası nereye çıkarayım derken aslında topu bir türlerinden çıkaramadı. Yapmaması gereken bir şey bu. Ki offensive line'ı da şurada inanılmaz süre tanıdı kendisine. Zaten boştu. Atsa belki bir sayı olabilirdi. Gerçekten de iyi koruma aldı. Bakalım karar ne çıkacak. İkincisi hak. Herhalde herhangi bir ceza durumu söz konusu değil. Evet, bir anons gelmedi ama. Hak tekrarı görüyoruz. Evet, bunun bir ve gol oynayacak. 2 yardlık bir mesafe var en zona yeniden. Hacettepe hücumun, özür diliyorum, Gazi hücumunda Ensar. Bu kez pas tercihinde giremedi, bulundu. Olmadı. Bölge hakemine bakıyorum ve touchdown verildi. Touchdown geliyor, 13-0'ı buluyor Gazi Warriors. Enteresan bir pozisyon izledik. Genelde bu tarz kısa mesafelerde böyle oyuncuların tabiri caizse çullanıp touchdown'u bulduklarını sporda çok görüyoruz. Peki, kimin bulduğunu görmek istiyorum. İşte koşuyu yapan isim burada Ahmet İlhan oldu. Evet, bir maksimum gain söz konusu muhtemelen. Bu da sayıyı getirdi. Tekrar da Gazi'den bir sayılık bir alan golü denemesi gelecek. Furkan Vural. Ekstrada. Ekstra evet, sayı bulabilmek Murat için. Hayır, bir fake denemesi var. Ve artı iki yani hazırdı mı? Hayır, topu alamadı eline. Evet. O noktada topu kavrayabilse şu anda skorboard'da 15-0 olarak skoru güncelleyecektik ancak bu fake'i kimse beklemiyordu şu durumda. İşte pas bu noktada çıkıyor. Ancak evet, son anda topu iyi kavrayamamış istediği gibi. Bu tip şeyler genelde olur, heyecandan olur. Oyuncu sayı yapacağın heyecanıyla topu düşürebilir. Bu çok oluyor. Ki onlardan birine bence eminim Gazi bencinde şu an ona önce topu alması gerektiği anlatılıyordur. Köşeye vur, köşeye! Ve bir kickle yeniden oyun hareket kazanacak. 13-0 Warriors önde ilk çeyrekte. Hacettepe Red Deers ofans attı. Savunma takımını biraz dinlendirmek zorunda diye düşünüyorum bu arada. Hoca da yerini aldı. Karşılaşmanın hakemlerinden de bir tanesi yerini aldığına göre şu anda hepsinde siyah şapka var. Menzil uzak, yüzlerinden kim olduklarını tanıyamıyorum. Bu arada kick sonunda evet, bir touchback geldi. Touchback kararı evet. 20. yardtan oyuna başlayacak. Bakalım bir nebze olsun dinlendirebilecekler bir savunma takımları. Evet, İyi ofansal ihtiyaçları var. Süre topun kalkmasıyla başlayacak. Şu anda süre akmıyor. Şu anda süre duruyor evet. Süre snap'le beraber başlayacak. Snap'te topun oyuncunun elinden geriye doğru yaptığı hareket ediyoruz. Hacettepe hücumundayız. Kendi yarı alanının 20 yardından oyun hareket kazandıracak ama bir bayrak bir gördüm. Var. Herhangi bir false start olsaydı kararı çıkarmadı. False start olsa düdük olurdu. Offside olabilir, illegal formation olabilir. Çok erken atılan bir bayraktı. Evet. Yani burada bu ikisinden biri olabilir diye düşünüyorum. Illegal formation, evet, illegal hücum takımı, 5 yard ceza hala birinci hak. Evet. Tecrübe konuşuyor hocam. Evet. Illegal formation. Illegal formation nedir hocam? Türkçeleştirelim biraz. Illegal formation hatalı dizilim. Hücum hattında bir dizilimde en fazla 7 kişi, en az 7 kişi bulunması gerekiyor. Muhtemelen bir oyuncu ya geride dizildi ya da arkaya 4 kişiden fazla dizildiler diyelim. Böyle bir cezası var. Hak tekrar ve 5 yardlık bir ceza. İşte Şevki Deniz Kantarcı'da görüntüde. Çok enteresan bir tanesi var. Evet. Belirtmeden geçemeyeceğim.
Nevi şahsına münasır. Aynen öyle. Bir tarza sahip. Bu arada Hacettepe hücumu yeniden Gel başladı. Bir koşu oyunuyla first down'u bulabilirler mi? Hayır. Yaklaşık 5 yaklık bir... Yani koşunun inmesi biraz daha gider gibi geliyordu bana ama... Evet. Savunmayı okudu pozisyonu. Güzel aldılar. İki ve dört izleyeceğiz. Hacettepe'den düzeltiyorum. İki ve üç. İki ve üç gibi. Önceden daha net belli. Burada ortadan bir koşu deneyebilirler ama pas dizilimi gibi görünüyor. Bir motion geldi. Evet. Burada ceza Gazi'ye gelecek. Temaslı offside verecek muhtemelen. Top kalkmadan rakibe temas etmek yasak. İçeri girip çıkabilirler. Şaşırtabiliyor herhalde karşı. Yapabilirler. Rakip de girip geri de çıkabilir. Offside. Sırada... Defans takımı 66 evet. numara. 5 yard ceza. First down. Tarzını övdüğümüz Şevki Deniz Kantarcı'nın buradaki müdahalesi sonrası 5 yardlık bir ceza burada ve haliyle de first down topa geldi. Yakın oyuncuların aslında karşı takımın oyuncusunu değil tamamen topa odaklanmaları gerekiyor. O zaman bu cezaya düşmezler. Hocam yanılıyorsam lütfen beni düzelt. Hacettepe'nin bulduğu ilk first down galiba bugün. Evet, ve onda da bir öyle. Offside kararıyla çıktı. Evet. Bakalım devamı Hacettepe gelebilecek mi? Hacettepe maça istediği gibi başlayamadı ama güzel kesinlikle bir pas denemesi. Gazi savunması bütün koridorları çok iyi okuyor şu dakikaya evet. kadar. Net bir biçimde belirtebilmemiz lazım bunu. Emre Yaman eli bulmuştu aslında. Hacettepe bu oyunu Hata. Alması istediği yardı aldı. Gazi de yapması gereken savunmayı yaptı açık alanda. Şu an 2 ve 6 gibi bir oyun izleyeceğiz. Mesela bakın düdük gelmedi. Oyun devam ediyor. Yine bir offside evet, kararı ama çıkabilir. Offside. Biraz önce anlatmak istediğim şey buydu. Rakip defans takımı hiçbir oyuncu dokunmadan içeri girerse ve hücum takımı oyunu başlatırsa oyun devam eder. Ama 5 yardı defans takımı alır. Burada bir tabi aslında o erken çıkış olması olmuş. Sıkıntılı bir durumda evet. söz konusu müsaade çok sıkıntılı. Offside defans takımı evet. 66 numara 5 yard ceza hala ikinci at. Aslında bu tip bir ceza çok böyle güzel bir oyuna gölge düşürüp 2 ve 1 göreceğiz bu arada. Evet. Offside cezalarını yedirte yedirte Gazi'ye Hacettepe bu da bir taktiktir ilerliyor. Aslında. Kesinlikle. Hani bu yapılan bir taktik değil ama bu arada bir mola var. Bir mola var evet. Hocam nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmanın şu ana kadarki kısmını? İki takım açısından. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla hani Gazi gerekli motivasyonu sağlamış ve maça hızlı bir şekilde giriş yapmış görünüyor. Hacettepe hala istediği başlangıcı yapamadığını düşünüyorum ama bence oyuna ortak olacaktır. Bu offside'ı anlatıyordum. Offside'ı bazen böyle işte 2 ve 5 yardtan daha az şeylerde takımlar, bazı oyun kurucular bunu çok güzel kullanabiliyor. Bir karşı takımı offside'a düşürüp direkt first down'u alabiliyorlar. Yani oyun kurucunun birden Tabii. fazla komut vermesi legal bir durum. Evet. Herhangi bir kelimeyi çıkış olarak belirleyebilirler. Genelde hattır bu. Tabii kendilerince başka bir oyun kodu da geliştirebilirler. Burada dediğim gibi defans hattının topa odaklanması lazım. O oyuncuya odaklanmaması lazım. Ben de eski bir defans oyuncusu olarak gözümü toptan ayırmazdım. Ne zaman ayırsam bu cezaya düşmüşlüğüm var yani. O zaman gözünün topa dönmesi gerekebilir. Belki de molada bu uyarı yapıldı. Belki de. Gazi defans oyuncularına. Evet. Hacettepe hücumundayız. Pas oyunu izleyeceğiz. Bir koşu tercihi var ama sol taraftaki evet bloklama sol taraftaki oyuncu bloktan kurtulunca direkt bu baskıyı kurdu. Hücum attı bir türlü oyuna dahil olamadı. Evet. Üçüncü hakkını oynayacak. Hacettepe Red Deers.
3 ve 1. Dört tane yakınlar. Kritik bir hücum. Evet, bir QB finik geldi ve sanırım aldılar. Evet, first down kararı geldi. Evet, QB finik denediler. QB finik topu direkt QB'nin alıp ileriye doğru first down almaya yönelik 1-2 yardlık bir koşu içeren bir oyun. Ve şu da başarılı oldu. 1. çeyrek sonu. Evet, 1. çeyrek topun bitti. İlk çeyrek 13-0 Warriors üstünlüğüyle tamamlanıyor. Enteresan bir maç oluyor. Gerçekten. İkinci çeyrekte Hacettepe oyuna ne kadar döner? Çok büyük soru işareti. İlk çeyrekte ofans hatları yeteri kadar iyi durmadı. Şu anda herhalde Hacettepe ofansının en iyi istemesini isteyen kişiler Hacettepe defansif oyuncularıdır. Evet. Çünkü bu dinlenme sürelerinde dengeyi yakalayamadıkları zaman takımların çok düştüğünü görüyoruz. Tabii. Ki geçen hafta aslında Gazi Warriors bunun kurbanlarından biriydi. Evet. Hornets maçında. Evet. Bakın mesela yine bir offside oldu. Erken girdi. Oyun durmadı. Bayrak da var sahada. Var zaten. Bir interception i̇şte var. Şimdi bakın. Interception boşa gitti mesela. Muhtemelen o karar çıkacak. Bir türlü bu offside'a düşmemeye. İşte topa bakmak lazım. Rakibi dinleme. Şimdi Hacettepe QB'si burada şu an gerçekten iyi bir iş yapıyor. Rakip takımı offside'a düşürerek. Defans takımı 22 numara. 5 evet. Yard ceza hala birinci hak. Evet. Interception boşa gitti hocam. 5 yardlık bir ceza geldi. Interception boşa gitti. Böylelikle. Gazi Warriors'a. İlginç, Hacettepe. Evet, bir dive denemesi geldi. Ortaya bir koşu. Enteresan bir koşu. Yani ne kazandılar? Bu koşu tamamen bu öndeki line'ın süpürmesiyle aslında tam bir savaş diyebiliriz. İlk iki yardı alıp daha sonra ayakları çalıştırarak ilerleyerek alacakları bir oyun. Kimin ayağı burada iyi çalışırsa bir taraf geriliyor, bir taraf ilerliyor. Şu an Hacettepe başarılı oldu. Er Meydanı'na hoş geldiniz. Evet. Bu tip oyunların zaten hedefi genelde 5-6 yardtır. 2'ye 3 gelecek. Hakem molası geldi. Bir hakem molası var. Hakem molalarının temeli neye dayanır hocam? Herhangi bir ihtiyaç olabilir, sakatlık olabilir, hakemlerin bir ihtiyacı olabilir. Bir şey konuşma gereği duyulabilir. Mesela şu an gördüğümüz üzere baş hakem bir koçla bir görüşme yapıyor. Hakem molasında bir sınır yok, süre sınırı yok. Baş hakem lüzum gördüğü üzere ya da herhangi bir hakem lüzum gördüğü üzere hakem molası alabilir. İnisiyatif baş hakemin. Aynen öyle. 2 ve 3 izleyeceğiz. Hacettepe hücumundayız. İkinci çeyrekteyiz. Skorboard'dan itibariyle 13-0'lık Warriors üstünlüğü var. Ensar Korkut ve Ahmet İlhan'ın taştan koşuları ama... vardı. Yine bir offside gördüm hocam ben. Ben kavradım kuralı. Evet. Yani hani kuralı kavrayın diye tekrar tekrar offside'a düşüyor şu anda. Evet. Gazi Warriors oyuncuları. Geldi. Hoca gitti yanına. Şu an İlter Hoca da mesela sürekli çift ata bak atlıyorsunuz diye kızıyor muhtemelen. Şu anda YouTube chatini göremiyorum ama muhtemelen Burak Yılmaz esprileri dönüyor offside olabilir. Offside. Defans takımı 66 numara. 5 yard ceza. First down. Evet. Evet, offside'ları bula bula first down'la devam ediyor Hacettepe. Offside'la aldı ama bir taktik işte. İşliyor mu? İşliyor. 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 Devam. Bu arada çizgi hakemleri henüz yerini değiştirmediler ama. Şu an evet, chain oynamadı hala. Baş hakemin direktifi az önce sizlere de yansıdı. 5 yard savunma takımında bir ceza ve otomatik first down olduğu yönündeydi.
aslında. Otomatik first down yok. Cezanın sayıldıktan sonraki geldiği yerden dolayı first down var. Anladım. Otomatik first down dediğimizde yani mesafe önemli için, olmadan. Evet. Chain'i geçtiği için offside oldu. Mesela saydığında 2 ve 3'te oynayabilirdi yani. Burada güzel fiyatı ama. İyi sıyrıldı. Koşusuna da devam ediyor Halil. Gerçekten evet. Bireysel bir çaba ve çok güzel bir koşu izledik. 2 yard kaldı yanılmadıysam. Evet. Chain'i koyunca bugün evet, çok kullanıyorum belki bu maçta yanılmadıysam ama yanılacak o kadar hareket oldu ki. Hani maçın daha ilk kickoff'uyla birlikte başladı bu hareket. Sen sürpriz dedin, maçta sürprizlerle başladı. Umarım bu kadar sürprizlerle devam etmez. Aslında güzel bunlar evet, oyuna renk katan renk şeyler. Renk katıyor, kesinlikle aynı kanaatteyim ama. Ama biz yorumcular olarak ters bir şey. Hani bir Cenk Gönen edasıyla maç anlatmak istemiyorum sürekli penaltılarla ters kesiyor açıkçası. Evet, bir motion geldi Hacettepe'den. Evet, 2 ve 2 oynanıyor. Orada koşuyu yapan isim Adnan. Burada toz pas attı Hacettepe. Yana doğru atılan bu QB'nin yana doğru attığı paslara toz pas deniyor. Bunlar yana, geriye ve bir kereye mahsus ileriye olabilir. İleriye pas bir kereye mahsus. O da line of scrimmage'i geçene kadar, topun konduğu yeri geçene kadar. Ondan peki sonra hocam, ileri pas atılamıyor. Ben QB'yim. Evet. Yanıma sizi oynadım. Siz bana tekrar oynayabiliyor musunuz? Yana doğru istediğin kadar atabilirsin. İstediğin yana kadar ve geriye. Line'ı geçtikten sonra da atabilirsin ama ileri pas bir kere. 3 ve 2 izleyeceğiz. Hacettepe hücumundayız. Çok kritik bir 3. ak oynuyorlar. Kısa pas görebiliriz. Bir koşu mu gelecek? Tereddüt etti. Galiba 4'te kısa göreceğiz hocam. Evet. Tabii oyun da haliyle sürekli duraksıyor. Geçti mi, geçmedi mi? Offside var mı yok mu derken. Evet. Hakemlere de ekmezayı çıkıyor diyebiliriz bugün sürenin sürekli durmasıyla birlikte. Aslında şu an izlediğimiz oyun gayet akan bir oyun diyebilirim. Hakem mekaniği ve takımların da oynama isteğini de buna katarsak şu an gayet hızlı akan bir oyun izliyoruz aslında. 4 ve 2 göreceğiz. Evet, 4 ve 2 izleyeceğiz ve oynuyorlar. Punt yapmayacaklar. Evet, bir daha Adnan'ın koşusuyla ve first down'u buluyor. Evet. Hacettepe Reddiers. First down'u aldı. Aldıkları riske de değdi böylelikle. Değil. Zaten bu mesafeden oynamak mantıklı. Ve 13-0 geridesiniz. Evet. Yani geride olsaydı topu rakibe teslim edilen punt vuruşu dediğimiz oyunu yapmak mantıklı. Çünkü rakibi karşılamak için daha geri ileride karşılamak için mantıklı bir hareket olurdu. Şu an neredeyse orta sahadalar. Hani savunma içinde makul kabul edilebilen bir mesafedelerdi. Ama first down'ı aldılar. Oyun an itibariyle 35 yard çizgisine yakın bir noktada. Evet. Hacettepe emin adımlarla rakip endzona ilerlemek istiyor ama snap'te bir hata vardı ama akabinde iyi bir koşu izliyoruz. Koşunun kazanımı snap'e göre çok başarılı. Belirtmekte fayda var. Gazi'nin 35. yardımından. Hacettepe yavaş yavaş ısındı karşılaşmaya evet, ikinci çeyrek itibariyle. Yavaş yavaş hücumu da oyuna dahil oluyor. Güzel bir koşu. Aslında fumble olmuş ama yine iyi topu kontrolüne almış. Oyun 28 yardta 2 ve 4 göreceğiz Hacettepe Reddiers'ten. Evet, bir uzun bir pas tercihi var ve bir interception geliyor. Bir interception geliyor. Bakalım return nereye kadar olacak? Evet, gidiyor. 40 yard çizgisine. 40 yard. Evet. Geldi mi ya da 39'da öyle evet, bir noktada. Öyle bir noktada. 40'da anlaşalım. Bu arada atılan bir beanbag var burada. Bu beanbag de topun el değiştirdiği noktalarda topun tutulduğu yeri belirlemek için atılıyor. Orası da hakemin uygulama alanı oluyor. Valla
Çok da ihtiyaç kalmadı sanki abi. O noktayı tabii önemli. Tabii bir faul olması durumunda uygulama noktası orası olacaktı. Ama oyuncular gerek de kalmadı. Ona gerek bırakmadılar. 40'a kadar çekti oyunu Gazi. Yani çok da iyi gidiyordu aslında. Hacettepe tam ısınmıştı dedik. Bu interceptionlar canını yakmıştı ilk çeyrekte. Aslında bir koşu deneyebilirdi orada. Koşular güzel gidiyorlardı. Evet, bir dive denemesi geldi Ahmet'ten. Nötral bir hücum olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir kazanım veya kayıp söz konusu değil. Burada bu aralığıyla tansiyonda bir gerildi. Tabii kontak sporu olduğu için bu tip şeyler olabiliyor. Bu tarz durumlarda hakemler oyuncuların tansiyon seviyesini düşürmek adına sizce bir hakem caydırıcı olası cezalar mı uygulamalılar? Şöyle Dance tabii Postman ne olduğuna like bağlanmış mı? Hücum takımı 28 numara, 15 yard ceza, evet. İkinci hak. Mesela burada ne oldu? Hani Ahmet birdenbire sinirlendi. Muhtemelen üstünden geç kalktığı için. Aslında gereksiz bir hareket. Ki 15 yardlıkta bir ceza söz konusu oldu. Kötü bir şekilde bir sportmenlik dışı hareket cezası yedi. Çok büyük bir avantaj kaybediyor tabii takımlar. Tabii. 15 yardlık cezalar gelince özellikle. Yani İlerleme üzerine kurulan bir oyunda 15 yard çok ciddi bir rakam. Yani dediğiniz gibi oyunun bütün matematiği bir yard bir yardtır üzerine. Bir inçin bile inanın çok önemi var bu oyunda yeri geldiği zaman. Şampiyonu değiştirebiliyor yani. Ve şu anda 2 ve 25 ve çok diye genelde anons ediliyor. Tabii görünen buradan 2 hani ve saymaya 20. Üşeniyorlar herhalde bir yerden sonra 2 ve çok evet, diyorlar. Evet 2 ve çok diyoruz. Pardon düzeltelim. İlk hak tekrarı geldi. Ama çok iyi bir koşu geldi gerçekten. Gazi evet. Warriors'la bir bayrak daha var sahada. Bütün avantajı geri aldı derken evet 2 tane flag var. Maksut Emre daha üstü. Flagler bu oyunda cezanın bir ceza olduğunu işaret eder. Genelde cezanın yapıldığı yere atılır. Belirleme noktası açısından. İşte burada hücum takımı 7 numara. Holding. Evet, savunma takımı 23 numara. Arkadan blok. Offset ceza. Fark. İkinci hak tekrarı. Burada 2 canlı top faulü. 2 rakibin de yaptığı canlı bir top faulü var. Burada offset hücum, dediğimiz. İkinci hak tekrarı. Götürür fauller. Hücum takımı 7 numara. Holding. Olur. Savunma takımı 23 numara. Arkadan blok. Offset ceza. İkinci hak tekrarı. Artı eksiği götürür muhabbet hocam aslında. Evet ikinci hak oynanacak. 2 ve çok izleyeceğiz. Gazi Warriors'tan. Hak kaybı olan cezalar da var. Şu an pek karşılaşmadık ama genelde cezalarda hak tekrarı olur. Ensar bu kez topla birlikte kendi koşmayı tercih etti. Yaklaşık olarak da 4 yard kadar takımına kazandırmayı başardı. Bu arada karşıdaki line hakeminin de mekaniği çok iyi uyguladığını da söyleyebilirim. Güzel bir koşu. Ligimizde bugün özellikle Sakarya Tatankalarında Ed Santos'un bu tarz koşuları çok attığını ve 2 defa da touchdown'u bulduğunu gördüm. Evet. Zaman zaman QB'ler tamamen rakip savunmayı şaşırtacak derecede okuyup koşu atabiliyorlar. Alıp koşu da yapabiliyorlar. Mesela uzun bir pas denemesi geldi. Bu kez uzun bir pas ve başarı da var. Yanlış görmediysen Furkan topu yakaladı o noktada. Evet. Kritik ve güzel bir pastı. Nefes aldırdı. Çok güzel bir keç başarısız hocam. Keç başarısız. Hani sırtı son anda bize dönük evet. olduğu için biz aldığı kısmı aldı, gördük ötesi evet. yoktu. 4. hak bir punt göreceğiz muhtemelen. Gazi Warriors'tan. Evet.
Hacettepe savunmayı da başarmaya başladı yavaş yavaş. Oyuna giriyor ama her bunu tabir ettiğimizde hücumunun Hacettepe'ye de hücumunun oyunda kalması lazım. Güzel bir topa teması evet. Varsa eğer o noktada Hacettepe oyuncusu. Hacettepe oyuncusunun topa teması varsa evet. Genelde bu tip pozisyonlarda toptan uzaklaşırlar kimseye çarpmasın diye. Ama ilk temas pantı yapan tarafaydı. O yüzden bir sıkıntı yok. Zaten topu rakibe teslim etmek için vurduğunuz için Hacettepe'liye çarpsaydı ve Gazi alsaydı Gazi oradan ilk hak oynayacaktı. İşte burada daha net görebiliriz. Evet, kendi evet. Fırtına çarptığı için topa dokunduğunda top ölü hale geliyor. Şu an 31. yaptan sanırım. Merak ettiğim bir husus var. Çok basit aslında. Kasklar görüş açısını düşürüyor mu oyuncularda? Şöyle söyleyeyim. İlk başta taktığınızda gerçekten düşürüyor ama bir süre sonra kullana o kaskı ve önündeki demiri görmüyorsunuz. Yani sizin bir parçanız gibi oluyor. Hiçbir görüş açınızı engellemiyor. Zaten pozisyondan pozisyona da farklıdır kaskların dizaynı. Evet. Bu arada Hacettepe hücumu bir koşuyla başladı ancak yana pastan sonra iyi bir koşu gelmedi. Mesela oyun kurucu ve top tutucuların görüş açısı daha açıktır böyle o dizaynda. Line oyuncularını tabii daha çok darbe ve kontağa maruz kaldıkları için daha kapalıdır yüzleri. Hacettepe'de bu arada maçın başında Atay'ı görüyorduk QB olarak ancak orada da bir değişim söz konusu olmuş. Evet öyle görünüyor. Ve 10 oynuyor. Hacettepe Red Deers. Kritik bir ikinci yak. Evet bir motion geldi Hacettepe'den. Evet bir fake bir pas gösterdi var. Ve güzel bir QB koşusu izledik. Evet first down'a yakın. Yere düştüğü anda topun olduğu nokta önemli olduğu için son anda evet. Elini de bir uzattığını gördük Dizi aslında. Dizi değdiği anda topun olduğu yer. İşte bu açıdan daha net göreceksiniz. Koşu geliyor. İyi de bir koşu gelmiş. Burada bir tackle'dan da sıyrılma durumu söz konusu. Düştüğü an topu elinden evet. Uzak tutmaya çalışıyor. Hacettepe hücumu yeniden hareket kazandı. First down geliyor. Üçüncü hakkında first down almayı başarıyor Hacettepe hücumu. Evet, bir hocanın gösterdiği yer. Evet, first down var evet. Zincir hareket etti. Bu arada çok temiz bir geçen bir maç diyebilirim. Her iki takımda oynama isteğinde. Yarıya kalan son 2 dakika. Son 2 dakikanın yarısı geldi. Yarıya kalan son 2 dakika. Her iki takımın da ikişer mola hakkı var. Yarıya kalan son 2 dakika. Her iki takımın da ikişer mola hakkı var. Mola hatırlatmalarını yapıyor. Şöyle şu an snap'le beraber top kalkınca başlayacak. Hacettepe hücumu başlayacak evet, ve 2 dakikada kaldı artık çeyreğin sonuna ama o bölgede Gazi savunmasının hakkını vermek lazım. Evet, başarısız bir pas oldu. Başarısız pas 2 ve 10 anlamına geliyor. Şu an süre durdu. Offensive line'dan çok kolay kurtulmuşlar. Evet. Aslında bu bir middle screen denen bir pas oyunu da olabilir. Genelde bu kadar kolay bırakmazlar. İçeriye bırakırsınız defans line'ı arkasına pas atarsınız. Bu oyun biraz ona benziyordu ama başarılı olamadı. Hacettepe çok tecrübeli bir takım ama hala maçın başından beri konuştuğumuz bir şeye oyuna bir dahil olamadılar. İki ve on izliyoruz. Oyun hareket kazandı. Yine bir QB koşusu görüyoruz. 2 ve 8. Evet, 2 ve 8. Bir 8 yard kazanım.
3 ve 2 izleyeceğiz. Hacettepe'den burada aslında Hacettepe bir option denemesi göstermiş ve başarılı olmuş. Her iki oyuncuyu da tutup yana pas atmadığı için. Abdülkadir İnce ikinci çeyrekte yaptığı çubi koşularıyla Hacettepe'ye hayat öpücüğü vermek istedi. Takımını taşıyor şu anda. Evet, bir offside ama düdük çaldı. Temaslı offside de olabilir. Kararı bekleyeceğiz. False start da olabilir. Bakalım karar neymiş? False start. False start. Hücum takımı bir numara. 5 yard ceza, hala 3. ak. Evet. Kötü oldu onlar adına. Oldu. Hiç şüphe yok. 3 ve kısa oynayacaklardı. First down tehlikeye girdi şu anda. Bir anda 3 ve 6'ya döndü oyun. Ankara'da bu güzel futbol akşamında Ankara derbisinde Hacettepe Redeers Gazi Warriors maçındayız. Evet, İkinci çeyrek oynanıyor ve Warriors'ın pas denemesi gelecek var. Galiba. Pas tercihi gelecek mi? Evet geldi ama pasta isabet yok. Olmadı. Abdülkadir. İsabet de olsaydı zaten top el değiştirecekti. Kötü bir pas attı. İsabetli olması Gazi oyuncularının alması anlamına geliyor. Evet. O kadar hiçbir takım arkadaşı yoktu. İşte burada aslında Hacettepe line'ına yazar bu başarısız pas. Çünkü gereken süreyi tanıyamadılar. Edebilirdi aslında. Önünde en azından 2-3 yard daha elde edebileceği bir koridor var gibi duruyor. Kübiler genelde aslında çok koşmaya şey yapmazlar. Çünkü sakat yani bir defans takımı bir kübi gördüğü zaman ekstra bir motive olup ona doğru ekstra hareketler yapabiliyorlar. Kübiler de kendilerini korumak adına topu elden çıkarıyorlar. Koşarken de belki görürüz. Kayarak zaten şey yaparlar, oyunu durdururlar. Orada QB'ye gereken müdahalelerin şekli değişebiliyor. Dördüncü akta bir punt görecek miyiz? Hayır, bir koşu geldi. Ve inanılmaz bir koşu geldi. İlk hakkı almayı başarıyor Hacettepe Redeers. Bugünkü maç gerçekten sürprizlerle dolu. Hani daha ne olabilir dediğimiz her an dur ben olacağım dercesine bence bir hava var. Bence daha çok şey göreceğiz gibi görünüyor. Tamamen Sami Aksu. Düşünülmüş bir oyun. Koşuyu atan isim. Gerçekten güzel, başarılı bir punt fake oyunu. Bekler miydin hocam? Beklemiyordum inan. Ben şok beklemiyordum. Oldum. Şu an ekstra bir motivasyon kazandırdı mesela takımını. Kesinlikle. Belki de Hacettepe'nin ihtiyacı olan o fitil şimdi ateşlendi diyebiliriz. Evet. Oyunu... Burada 39 sayı, yerde kadar taşıdılar. Burada bir sayı gelirse maçın kırılma anlarından biri olur. Hiç şüphe yok ki devre arasına da en azından farkı bir touchdown'a indirmek üzere girmek isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Az evvel 2 dakika uyarısı da yapılmıştı. Evet. Bu da sürenin her geçen saniye Hacettepe aleyhine işlediğini gösteriyor bizlere. En azından bir alan golü menziline girmek isteyebilirler. Olabilir. Evet. Bir... Yine Adnan'ın koşusunu görüyoruz. Ama bloklar. Gazi'nin blokları bugün çalışıyor. Burada şu soru gelebilir. Neden ileriye doğru gitmedi? Burada koşucular genelde blok okurlar. Bir açık bulduğu zaman oraya da fırlayıp giderler. Muhtemelen istediği açığı bulamadı burada. Gazi de o blokları yarı güzel kapatmış orayı. Yarıya kalan 33 saniye. Hacettepe bir mola hakkı var. Gaziler iki mola hakkı var. Arkadan gelen iki oyuncu olduğunu da hani en başta görüş açısında olmayıp sonrasında koridorda önemli. Gazi defans orayı güzel kapatmış. Blok okuyamadığı için koşu çalışmadı.
Okunması da zor bir pozisyonda, açık konuşacağım. ...13-0. İşte bu arada maçı da nereden anlattığımızı da görüyorsunuz şu anda. Tribünlerle iç içe bir konumdayız. Karşılaşmanın da durduğu şu dakikalarda yönetmenim bize de bir kıyak geçmek istedi. Artık teşekkür meşhuruz. Ediyoruz yönetmeni. Evet, şu an süreyi 25 saniyeye kurdu Ozan Hoca. Oyuna hazır işaretini verdi. 2 ve 12 izleyeceğiz. Hacettepe Reddiers'ten. Evet, bir motion geldi Hacettepe'den. Evet. Bir derin pas görecek miyiz ki, gördük. Beraberinde İlkak olur mu? Evet, keçi verdi hakem. Keç var. Zor evet. Pozisyondan. Topu yakaladı. Hacettepe evet gereken ivmeyi yakaladı şu anda. Hani tavşandan şapka çıkardı. Şapkadan tavşanı evet. Herkes çıkarıyor ama bu apayrıydı. Oyun çok değişik bir oyun. Aslında gelen defans bloğunu kırıp orada defansı duraklatmak için çok güzel düşünülmüş bir fake oyunu. Şu an Hacettepe'yi üzecek tek şey yeniden ritim bulmuşken devrenin bitmesi olur muhtemelen. Evet. İşte tribünler de ekranlarınıza geliyor. İki takım taraftarları iç içe bu karşılaşmayı takip ediyorlar. Beytepe'de. Yarıya kalan 21 saniye. Evet. Mola hakkınız bitti. Karşı takımın 2 mola hakkı var. Hacettepe'nin molası da kalmadı. 21 saniyede süreleri evet. Var. Burada ya pas deneyecekler ya da dış koşu denemeleri lazım. Çünkü içeride düşerlerse süre dezavantajından dolayı. Peki başarısız bir hak oynandıktan sonra alan golü denemeleri için yeterli vakitleri kalacak mı sizce? Eğer kısa süren bir pas oyunu yaparlarsa alan golüne vakitleri kalır. Hani hızlı ya da hızlı bir pas ve topu direkt elden çıkarıp. Şu anda 21 saniye var bitime. Fil gol atılacak mesafedeler. Kesinlikle. Ama dediğim gibi içeride düşmemeleri lazım. Çünkü oyunu durduracak molaları da var. Gazi'nin de pek bir gıcık yapacağını düşünmüyorum mola alıp. O kadar da centilmenlik değil tabii ki. O kadar da centilmenlik yani. Olmaz. Mola da bir taktiktir yeri geldiğinde çünkü. Reddiers'ın tercihi ne olacak, merakla bekliyoruz. 21 saniye var ilk yarının bitimine. 13-0 Warriors önde. Oyun yeniden hareket kazandı. Evet. Bir koşu var. Koşuyu atan isim Abdülkadir İnce. Ancak Abdülkadir düşürülüyor. Süre akıyor. Süre aktığı için süre akarken pant evet. Takımı apar topar sahaya giriyor. Zamana karşı yarışı devam ediyor Hacettepe Reddiers'ın. Evet. Yetecek mi süreleri? Bu arada bir düdük var. İşte bahsetmiş olduğumuz nokta. Tam ivme yakalandı. Evet, süre yetmedi. İlk yarı bitti. İlk yarı sonucu Hacettepe Reddiers 0, Gazi Warriors 13. Karşılaşmanın ikinci yarısının aktarımında ben Kerem Korkmaz. Yanımda Aykut Elvacı ile birlikte. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Radyo Gol TV YouTube kanalında kalın. Hocam. Hocam.
Thank you.
çalışıyor. İtibariyle başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Gazik 2 ile oyun hareket kazandı. Evet, top direkt dışarı çıktığı için burada flag geldi. Şimdi karşı takımın kaptanına soracaklar. Her cezada soruluyor mu peki? Sorulabilir ama genelde sorulmaya da bilir. O biraz cezanın ve first down alma durumu ya da hak kaybı yaşanan durumlarda sorulur. Burada şu olabilir, 5 yard geriden bir daha vurdurabilirler. Topu çıktığı, vurulduğu yerin 35 yard ilerisinden oyuna sokabilirler. Evet, 35 yardtan first down verdi hoca. Şu an 35'ten başlıyorlar.
Hacettepe hücumunu izleyeceğiz. Bugün iki maçta da gerçekten özellikle hakem yönetimi konusunda tertemiz iki maç izlediğimi söyleyebilirim. Bu maçta şu ana kadar tabii. Daha koskoca iki çeyrek var önümüzde ama şu ana kadar evet, işte hakem maçını iyi görüyor. Bu izledik. Arada pasta isabet yok. Bir fumble var mı? Top ölmüş müydü? Aslında burada ileri pas görünüyor ama... Evet, burada ileri bir pas var. Hacettepe hücumu başladı. Bir pas tercihi, bir interception mı? Hayır. Olmadı. Burada center topu kötü attı tabii. Süreyi direkt kaybetti. Peki yani iki pas oyununda da istediklerini yapamadılar. Receiver'ların topları alamadıklarını gördük. Evet. Bu bağlamda rotayı koşuya çevirebilirler mi? Olmuyorsa zorlamamak lazım dedim evet. Bir halk ağzıyla. Evet. Bakalım ne tercihler gelecek. Hacettepe Red Deers'tan 3. hakta merakla bekliyoruz bizler de. Tekrar cezaya zorlayabilirler. Evet, bir süredir offside kararı çıkmadı. İlk şeyde başardılar. Evet, bir süredir offside kararı çıkmadı. Evet, burada topun yerini değiştirdiler. Yatay düzlemde topun yerinin herhangi bir önemi var mı oyun içerisinde? Genelde kalktığı yerden ya da pasın atıldığı yerden aynı yere koyuyorlar. Ama oyun durduktan sonra o iki şeyin içinde. Evet. Offside geldi. Offside geldi. Andığımız gibi offside geldi. Offside geldi. Böylelikle 3 ve 10'a çekebilecekler oyunu. Gazi defansı çok motive durumda ama bu motivasyonunu maalesef kontrol edemiyor. O da offside'a düşmelerine sebep oluyor. Motivasyonun bile fazlası zarar değil. Offside, defans takımı 66 numara. 5 yard ceza, hala 3. hak. Şevki Deniz Kantarcı, fazla motive olan isim. Aynen bugün öyle. O gibi duruyor. Aynen. 3 ve 11 izleyeceğiz. Hacettepe'den 3. çeyreğin içerisindeyiz. 13-0'lık Warriors üstünlüğü sürüyor. İlk çeyrekten bu yana. Bir offside ben yine gördüm hocam, bilmiyorum. Burada bir erken hareketlenme söz konusu. Erken hareket var ama offside yok gibi görünüyor ama başarısız bir pas geldi. Oyuncular içeri girip geri çıkabilir bu arada. Orada offside olmaz. Muhtemelen öyle oldu. Evet, 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 evet. Dört ve 11 izleyeceğiz. Bir pat görür müyüz yoksa pat yine dördüncü hakta riske girerler mi? Diyeceğim. Ben artık hiçbir şeye sürpriz demiyorum. Dersimi aldım. Sami pantını evet, yapıyor. Geldi. Topun direkt olarak oyun alanını terk ettiğini gördük. Evet, başarılı 42-43 bir pant yard civarında. Hiç riske etmeden direkt. Hacettepe hücumu oyuna dahil oluyor. Yaklaşık 45. yardtan Gazi hücumunu izleyeceğiz. Top yakalamadı oyuncuların bu çeyrekte bir problemi var. Gazi bence de top tutamamış. Evet. Herhalde devre arası fazla mayışmış olabilirler. Oyuna yeni yeni dahil olacaklardır diye tahmin ediyorum. Gazi Warriors hücumundayız. Hacettepe 3 line'lı bir dizilim gösteriyor. Bir koşu tercihi var. Daib denediler. Daib için başarılı diyebiliriz. Yaklaşık 3-4 yardlık bir mesafe kazandı. Illegal shift, hücum takımı 77 numara. 5 yard ceza, hala 1. hak. Yani illegal shift cezası geldi. Peki hocam 1 ve 15 mi olur bu durumda yoksa 1 ve 15 oyunun olur. Durduğu yerden mi 5 yard? Illegal shift'te 1 ve 15 olur. Bir önceki noktadan uygulanır.
holding ya da arkadan blok tarzı oyunun akışı içinde devam eden yerlerde cezanın yapıldığı yere ya da topun olduğu yere göre uygulama yapılabilir. Şu an 1 ve 15 izleyeceğiz. Bakalım bu hakkında bir pas oyunu mu yoksa yeniden bir koşu tercihi mi olacak? Warriors'ın yana doğru bir pas. Akabinde gelen bir koşu var ki bu koşuyla birlikte de yaklaşık 5 yard kadar kaldı first down'a. Evet. Orada tansiyon yine bir gerildi. Yerde bir oyuncu var. Evet. Gazi Warriors'ta. Gözlerim beni yanıltmadıysa Maksut yerdeki oyuncu. İşte bu noktada evet, biz evet, topu taşıyan isim o noktada Maksut. Burada iyi kurtulmuş tackle'lardan aslında. Ya, gayet iyi sıyrılmış ama. Evet, gayet iyi gitmiş. En son düşerken fumble olmuş hatta. Evet, fumble'ı biz buradan göremedik ama bu açıdan görünüyor. Muhtemelen düştükten sonra diye. Bu tarz düşüşlerde herhalde bir nefes kesiliyordur inceden. Tabii. Kendi kontrolünde olmayan bir düşüş çünkü. Gazi hücumu. Bir uzun, uzun pas. Bir pas. İsabet yok. Evet. Barış Doğan'ı düşündü Ensar ama pasında isabet gelmedi. Aslında Barış koşusunu kesmese bu topu alabilirdi. Topa erken baktı. Hani el göz koordinasyonunu muhtemelen tam adım, olarak sağlayamamış olabilir. Topa erken baktı. Burada koşusunu kesmeyip 2-3 adım daha hızlı gitse topu alabilirdi. Üç ve altı izleyeceğiz. Gazi Warriors'dan. Evet, bir motion geldi. Screen pass. Yine bir uzun pas tercihi. Bu kez isabet var mı? Hayır. Bu kez de Furkan'ı düşündü Ensar ama. Bakalım punt takımını sahaya sürecek mi Warriors derken evet. Evet. Punt takımının oyunda olduğunu görüyoruz. Hayır, bir koşu geldi. Tercihi var. Bir koşu tercihi var. Ve bu koşuyla birlikte de first down alındı. Koşuyla, evet. Maç sürprizlerle dolu bir derbi izliyoruz. Evet. Hani genelde skorda bu kadar avantaj elinde bulunduran takımların pek yaptığını görmeyiz bu tarz, evet, hamleler ama. Her iki takım da birbirini bu koşuları yedirdi. Yalnız hücum bloklarının çok doğru işlediğini, evet, de belirtmekte fayda var. Tabii şimdi Hacettepe geride kabul edeceğim diye oyunu dizilim yaptı. Gazi de bunu iyi okudu. İlk hakkı tazeleyen Gazi Warriors. Hiç de fena olmayan bir koşu tercihi. Hacettepe güzel kapattı orayı. O kapanma olmasa muhtemel 1-2-3 yardlık bir kazanım daha görürdük. First alabilirdi. Bu açıdan daha net görüyoruz blokları. Berk Özdoruk o noktada Warriors hücumuna dur diyen isim oldu. Warriors hücumu kaldığı yerden devam ediyor. Ensar bu kez kendi koşmayı tercih etti ve bu koşusuyla birlikte de first down'u aldı mı? Evet, kritik bir nokta. Topu first var, evet. İlk hakkı tazelemeyi başarıyor Ensar Korkut Kılıç bu koşusuyla birlikte takımı adına. Yalnız yine blokları iyi işlemiş. Ve gayet sola, güzel bir koridor sola oluşmuş. Sola gösterdiği pas fake'i de Hacettepe defansının oraya kaymasına sebep olup güzel bir koridor açmış kendine. Ensar bir merkez koşu fake'i, akabinde kendi koşmayı tercih etti.
Yaklaşık 2 yardlık bir kazanım durumu söz konusu. Evet. Warriors adına. Süreç hiç şüphe yok ki onların lehine işliyor. Aynen. Merkezden bir koşu. Bu kez bu koşuyla birlikte first down'u buluyor Gazi Warriors. Evet, güzel blok takibiyle. Atilla Yiğit Aslan koşu yapan isim de az önce. Bu arada koşuları çalışmaya devam ediyor Gazi'nin. Sayı yapmaya çok yakın Gazi. Bir hakem Hacettepe mola aldı. Hacettepe molası Hacettepe var. Mola geldi. Dönüşü 2 ve kısa göreceğiz. Yaklaşık bir yard var. Evet, Gazi sayıya yakın. Peki olası bir touchdown fişi çeker mi? Valla sürprizlerle dolu bir maç olduğu için bir şey diyemiyorum şu anda. Enzo'na keskin viraj edasıyla evet. Bakıyor anladığımız kadarıyla. Gazi taraftarları, onlar da skor lehlerine işliyor. Bulundukları konum touchdown'a çok yakın. Çok yakın. Haliyle de moda girip tezahürat yapmak en büyük haklarından bir tanesi. Burada olası bir ortadan koşu görebiliriz. Bir fake gelmezse. Ya da yana veya açığa bir pas da olabilir. Bakalım koşuları çalışmaya devam edecek Gazi'nin, merakla bekliyoruz. Ensar pasını iletti Atilla'ya. Atilla. Evet, Hacettepe defansı güzel kapattı orayı. İnç. Yani artık. Evet. Hani yine kazandı kaldı. Bir şey ama bir yard kalmıştı zaten. Evet. Çok az kaldı. Üçüncü, hayır. Hakemlere baktığımda 2 artık bir kayıp durumu söz konusu Warriors adına. 3 ve gol izleyeceğiz. Tabii her ihtimale karşı alan golü menzilinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Warriors'ın. Evet, bir an koşu geldi. Yine koşusu var ama. Evet, Hacettepe defansı yine başarılı. Bu dördüncü hak oynanır mı, alan golü mü denenir? Mantıken alan golü denenebilir. Riske etmemek adına. Ve muhtemelen de alan golü gelecek. Evet. Hakemlerden de Furkan'ı arıyor. Hakemlerden de 3 sayılık bir deneme işareti geldi. Çizgi hakemi kalenin altına doğru gitti zaten. Alan golleri 3 puanla taşlanıyor. Başarılı olduğu takdirde taçtan sonrası gelen alan golleriyle 1 sayı değerinde. 1 sayı olarak değerlendiriliyor korumalı futbolda. Bakalım haneye artı 3 yazacak mı Furkan Vural? Kritik bir an 3. çeyrekte. Furkan geldi, artı 3'ü yazdı. Evet, hakemler. Skor 16-0'a geliyor Warriors lehine. Tabii Hacettepe'de de sakatlıkların takıma çok ciddi etki ettiğini tabii söylememiz mümkün. Lig zorlu bir süreç. Bu sporun da sertliğini göz önüne alacak olursak. İster istemez sakatlıklar. Hacettepe'yi sakatlıkları çok etkilemiş görünüyor şu ana kadar. Koçların canını çok sıkıyordur muhtemelen. Evet. İki takım da playoff yolunda, mağlubiyeti tahammülü yok.
Ancak Warriors'ın nispeten rahatladığını söylememiz mümkün. Skorun 16-0'a gelmesiyle birlikte. Hacettepe bir türlü istediği şeyi oyuna yansıtamadı, oyun planını. Yansıttığı anda da ya bir interception, evet, ya sonunu, da bir devre sonu gelmedi. Sonunu bir türlü geldi. Başaramadılar. Finale kısa oynayamadılar bugün. Evet. Kısa bir kick geldi. Direkt dışarı çıktı. Yine soracaklar takım kaptanına. Hakemler takım kaptanlarını saha içerisinde nasıl ayırt ediyorlar? Numarasını biliyorsunuz. Zaten maçtan önce, evet, hakem koç toplantıları oluyor. Orada soruyorsunuz. Kaptanlarınızın numarasını kimdir, nedir? Hani zaten o da hemen geliyor. Ya da takım kaptanı diye bağırdığınız zaman hemen geliyor zaten. Bu arada bir bayrak var. Bayrağın nedenini de öğreneceğiz muhtemelen. Top direkt dışarı çıktığı için o flag atılıyor. Evet. Biz cebek olduğu esnayı yeniden gördük. Anons edecek. Belki de başka bir şey var. Kickoff takımı, kickoff out of bounds. Return takımı 95 numara. Personal foul related. 20. yardtan first down. Kick out of bounds ve related geldi. 20. yardtan, 20. First, yardtan down. First down. Red Deers hücumundayız. Artık oyuna dahil olmak istiyorlar elbette ev sahibi ekip. Ancak bugün işlerin onlar adına pek de iyi gittiğini söylememiz mümkün değil. Gazi 93 numara oradaki bloğu iyi kırdı ve koşuya izin vermedi. Hacettepe adına günün belki de anlam ve önemi beklenen finali oynayamamaları oldu diyebilirim. Evet. Aslında bir taştan ve bir ekstra ile oyuna ortak olabilirler şu anda. Erken sayı bulmaları gerekiyor ama. Önce bulmaları gerekiyor. 3 çeyrektir bekledikleri puana kavuşabilmiş değiller. Evet, başarılı diyebileceğimiz bir koşu geldi. Koşu yapan isim Abdülkadir İnce. O da çalınan düdüğü anlam veremedi anladığım kadarıyla bakış açısından. Evet. Durumu anlamlandıramamış bir görüntüsü var yüz ifadesinden de anlayacağınız üzere. 3 ve 5 olacak. Hacettepe adına kritik bir üçüncü hak. Oyun hareket kazanıyor. Bir iç koşu denemesi. Ancak herhangi bir maalesef, evet, kazanım söz konusu değil. Kazanımı alamadılar. Evet, 4 ve 1 çok kritik. Alim Emre Yamaner koşu yapan isimdi. Burada bir oyun QB Sinik de izleyebiliriz. Punt da izleyebiliriz ve oynuyorlar. Evet, oynuyorlar. Çok riskli, çok kritik bir first down denemesi. Maçın kaderini etki edebilecek cinsten hiç şüphe, evet, yok. Alamadı gibi görünüyor. Bu first down denemesinde başarı yok. Gördüğümüz kadarıyla şu an tabii hakemlerin bakış açısı bizden tabii daha yakın pozisyona. Evet, gidilen maksimum noktaya göre karar verecekler. Top konduğunda. Çok kritikse ölçüm isteyebilirler. Chain ölçüm bu arada sahanın içine geliyor. Evet. Warriors hücumu izleyeceğiz. Evet, olmadı, alamamışlar. Gerçekten çok kritikti. Şu noktada denemekten başka yolları olmadığını, evet, da aslında kabul etmek, evet, lazım.
Evet, Hacettepe'den de bir itiraz geldi burada ama. Burada tabii klasik futboldan farklı olarak topun tamamının geçmesi gibi bir şey söz konusu değil. Topun ucu o çizgiye değse bile geçti kabul ediliyor. Aslında basketbolda. Burada bir Hacettepe molası geldi. Evet. Bir Hacettepe molası var. Evet. Toparlanmak istiyorlar artık ama evet. Bir türlü hani bir bar düşün. 80 85 90 95'i buluyor, yüzü göremeden tekrar bir down yiyor. Evet. Burada bir Hacettepe koçunun itirazı var ama şu dakikalarda oyunda da temponun bir tık düştüğünü söyleyebiliriz. Eğer Hacettepe defansı oyunu buradan çeviremezse motivasyon olarak da düşecektir. Çünkü biraz önceki first down gerçekten çok kritikti. Bugün çok ince noktalar onlara eksi yazdı belki de. Evet. Gazi Warriors hücumundayız. Ensari'nin Atilla'yı düşündü. Orta koşu ve yaklaşık bir yardlık bir kazanım söz konusu. Atilla da maçın başında çok ismini zikrettiğimiz bir oyuncu olmadı ama 3. çeyrek itibariyle koşu oyunlarının merkezindeki isim oldu diyebiliriz Warriors adına. Ensari'ye kendi koşmayı ya da Atilla'yı koşturmayı tercih etti. Çok çok uzun menzilli pas oyunları da görmedik. Tabii Gazi bu şeyden sonra artık yavaş yavaş süreyi oynamaya başlayacaktır. Koşu oyunları sonuçta süreyi daha rahat akıtan oyunlar. 3. çeyrek sonu. Evet, 3. çeyrek de bitti. Derken süre fazlasıyla akmış. Evet. Son çeyreğe giriyoruz yavaş yavaş. Skor tabelasında 16-0 Warriors üstünlüğü var. Bundan sonra Gazi yavaş yavaş süreye oynamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Mavililer derbi galibiyetine sadece bir çeyrek uzaktalar. Şu an görünen o. Evet. Tabii bu bir mucizeler oyunu. Bunu da hatırlatmakta fayda var ama. Her an her şey değişebilir. Hacettepe'nin momentumu kaçırdığını da söylemek lazım. Evet. ...30 yard çizgisinden oyunu hareketlendirecek Gazi Warriors. İkinci aklarını izleyeceğiz. Dördüncü çeyreğin, son çeyreğin ilk hücumunda. Evet, yine bir koşu Ensari'nin oyunu. Atilla'yı denedi. Atilla bu kez first down almayı başarıyor. Yine dediğimiz koşu oyunları. Bu arada Hacettepe'de de yerde kalan bir isim vardı ama neyse ki ciddi bir problemi yok. Hemen kalktı. Kalktı evet. Bu arada biz first down'u aldı olarak gördük ama 2 yardlık bir mesafesi kalmış sadece first down'a. Akabinde gelen hücumda almayı başardılar. Ve red zone'a da adım adım yaklaşıyor Gazi Warriors. Bir ve 10 izleyeceğiz. Warriors'dan. Sinek gelmedi gibi evet. Gördüğümüz kaçıda ama akabinde Ensar uzun bir pas tercihi. Pasında isabet yok. Riskli de bir pas tercihi olduğunu da belirtmek lazım. İkinci hakkını oynayacak Gazi Warriors. En zona yaklaşık 15 yard kadar uzaklıktalar. Bir flag var sanırım. Ama varsa da ben göremedim. Defans takımı sahada 12 kişi. 5 yard ceza hala birinci hak. Evet, fazla oyuncu. 5 yardlık bir ceza evet. Ve üstüne
Hakkı da korumuş oldu Gazi Warriors. Ve böylelikle oyun bir anda 1 ve 5'e döndü. Evet. Warriors hücumundayız. Ensar yana doğru bir pas tercihi. Pası başarılı. Akabinde gelen koşuyla birlikte Warriors bir kez daha touchdown'u buluyor. Muhammed Tayyip Balcı touchdown'u bulan isim. Ve skor 22-0'a geliyor. Tabii Hacettepe için artık oyun bayağı zora girdi. Her an her şey değişebilir ama. Ki Gazi'nin de rahat bir oyun ortaya koyduğunu özellikle son bölümde biraz daha evet. Koşularda Hacettepe savunmasının biraz düşük kaldığını söylememiz mümkün. Evet. Yeter önlemi alamadılar. İşte sahnede Tayyip Balcı huzurlarınızda. Sevinç. Unsportsmanlike conduct hücum takımı 7 numara. 15 yard ceza kickoff'ta uygulanacak. İkincisinde diskalifiye. Evet, burada bir sportmenlik dışı hareket geldi 7 numaradan. Ve bu arada vuruştan sonra uygulanacak. Vuruştan sonra uygulanacak evet. Bu 15 yardlık ceza. Furkan bir kez daha alan golünde başarı bulabilecek mi? Buluyor. Evet, Furkan bugünkü bugün konusunda çok evet, başarılı. Hiç kaçırmadı. Yüksek yüzdeyle, yüksek dediğime bakmayın. %100'le oynuyor. %100'le oynuyor şu anda. 23-0'a getirdi durumu böylelikle Warriors. Son çeyreğin içerisindeyiz. Warriors'ın Red Deers karşısında 23-0'lık bir üstünlüğü söz konusu. Bugün yeterince motive olmuşlar karşılaşmaya. Geçen haftaki Warriors'tan eser yok sahada. Evet, Gazi bugün çok daha hazır görünüyor. Yani bazen bu tarz mağlubiyetler takımları ayrı ateşleyebiliyor. Evet. Belki önümüzdeki hafta Hacettepe'yi böyle göreceğiz. Yani bu mağlubiyet belki onları ateşleyecek nokta olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta Hornets karşısında oldukça kötü bir sonuçla sahadan ayrılmıştı Gazi Warriors. Hiç oynayamadılar. Deneyebilir yani. Alçak bir vuruş geldi. Alçak bir vuruş tercihi geldi evet. Ama bu Hacettepe hücumu ama iyi bir return yok, gelmiyor. Bayrak da var. Flekler de geldi. Tabii topu burada ilk hamlede tutamamak çok vakit kaybettiriyor. Ooo, face mask var. Personal foul, face mask. Kickoff takım, takımı 84 numara. 15 yard ceza, first down. Buradan 15. Şuradan 15. Buradan 15, şuradan 15 dedi. İyice betimledi. Hoca da pozisyonu. Face mask cezası nedir hocam? Bize bunu da bir aç. Face mask bu kaskın önündeki demirden olan kısmı. Aslında kaskı da değil, kaskın arka kısmını da çekebilirsiniz. Oraya yapılan ilk müdahale ve temas devamında orayı tutarak sallamak, çekmek, direkt yaralamaya yönelik bir hareket bu. O yüzden cezası da 15 yard face mask, buna diyoruz. Ve ilk hak gerektiren bir ceza. İlk hatta hakkında yapılış tarzına göre gerekirse diskalifiye bile edilebiliyor oyuncu. Hani çok sürekli direkt yapıp olarak. Direkt olarak oraya
aşırı sportmen dışı bir hareket aynen olarak nitelendirildiği takdirde. Bazen tabii oyuncuların eli de kayıyor, bilinçsiz de yapabiliyorlar ama sonuçta bunun bir kazara durumu yok. Ama yapanın herhalde koşusundan belli oluyordur aslında. Evet. Nasıl geldi o pozisyona? Yani direkt kasıtlı da yapılıyor yani. O adrenaline bazen oyuncular yenik düşebiliyorlar. İkinci hakkını oynuyor Warriors. Düzeltiyorum Red Deers. Uzun bir pas tercihi. Pas da isabet var. Ve first down'u buluyor. Darbeye rağmen güzel bir tutuş oldu. Topu düşürebilirdi, düşürmedi. Burada tabii Hacettepe hücum hattının da hakkını vermek lazım. Gerçekten iyi koruma yapmışlar. Gerçekten koruma nasıl olmalı? Korumalı futbolda bizler de görmüş olduk. İlk hakkında evet, bir iç koşu. Denemesi geldi. İç koşuda da başarı var. Başarı var. Bugün zaman zaman QB olarak da gördüğümüz Abdülkadir İnce koşu yapan oyuncuydu. Hacettepe burada hızlı bir hücumlarla bir sayı bulup akabinde de bu tempoyu devam ettirirse maça biraz daha heyecan gelebilir. Çünkü biraz tek taraflıya dönmeye başlamıştı evet. Maç. Şu an güzel bir ivme yakaladılar. Hücum serisini bakalım. Taşlandırabilecekler mi? Puan ya da puanlarla bu arada bir bayrak var. Oyun durdu. Temaslı offside de olabilir. Full start. Hücum takımı 75 yani. Numara. 5 yard ceza hala ikinci hak. 2 ve 12'ye döndü böylelikle. Hacettepe Red Deers hücumu. Evet, yine aynı bir koşu geldi. Ancak bu kez Gazi savunmasının hakkını vermek lazım. İyi kapadılar. Kayıp yardı aldılar ama. 3 ve 10 izleyeceğiz. Bu kadar olay olduktan sonra başladığımız yere geri döndük. Hayat da böyle değil mi aslında ya? Aynen öyle. Yürüyorsun, geri düşüyorsun, kalkıyorsun ama bir üçüncü akta başladığın yerde bulabiliyorsun kendini. Tıpkı Red Deers'in bir üçüncü serisi gibi. Şu anki durumu gibi. Ya çok kritik bir nokta aslında burası. Uzun bir pas tercihi, pasta isabet olmadı. Yok ve dördüncü hak. Hacettepe buradan oynayacaktır. Kesinlikle aynı kanaatteyim. 4'te 8 izleyeceğiz. İşte burada talihsiz bir yer. Evet, kötü düşürmüş. Tutsa iş çok başka yerlere gidebilir. Kesinlikle. Dördüncü ve son hakkında first down'ı almaya çalışacak Red Deers. Bir koşu mu gelecek? Hayır, uzun bir pas tercihi. İsabet halinde touchdown olabilir de ancak isabet yok. Evet. Warriors hücumuna geçiyoruz. İşte bu tip kırılma noktalarında hep kaybeden taraftaydı bugün Hacettepe. Kırılma noktalarına takıla takıla kırılan taraf oldular aslında. Aynen, maçın başından beri konuştuğumuz şekilde Hacettepe başarılı ilerleyişlerinin sonunu hiç getiremedi. Bir önceki pozisyonda tutsa belki sayıya gidecekler. Şunu tutsa belki sayı yapacaklar. Uğraştılar, çabaladılar dediler ama finali bir türlü yapamadılar. Tabii artık Gazi bundan sonra süreye oynayacaktır diye düşünüyorum. Çok muhtemel. Dolayısıyla da bol bol koşu oyunları görürüz gibi. Ki o koşu oyunlarından ilkinde Atilla hiç de fena olmayan bir koşu yaptı. Çok başarılı bir dive yaptı. Ortadan blok okuyarak gitti. Atilla fiziği güçlü olmasına rağmen aslında çok blok okuyan bir oyuncu.
Bu rol için biçilmiş kaftan. Evet. Hem fiziği iyi, hem blokları iyi. Gerektiğinde de ayakları çalışıp gayet iyi birkaç yard daha alabiliyor. 2 ve 3 izleyeceğiz. Warriors'dan Ensar kaldırdı kafayı. Uzun bir pas tercihi. Epey bir uzun pas. Ama bu uzun pasta isabet var mı? Hayır. İsabet yok. Şanssız bir an. Hani tam topu aldı diyecekken kaçırdı. Tabii korumalı futbola görsellik katan diğer bir güzel şey de bu uzun paslar oluyor. Gerçekten arkada savunmaları ve topun gidişi çok güzel sahneler izletebiliyor bize. Tutsaydı daha da güzel bir sahne izleyecektik. Topu yumuşatamamış. Evet. Sert gelince göğsüne de çarpınca top akıbetini kaybetmiş haliyle. İki ve üç izleyeceğiz. Düzeltiyorum. 3 ve 3 olması lazım. Evet, 3 ve 3 gibi görünüyor. Ensar yine bir ortadan yine Atilla'yı düşündü. Atilla bu dive ile birlikte first down'u almayı başarıyor Warriors adına. Garanti oynuyor artık tabii bu first down'u alıp hücumu tutabildiği sezon kadar sahada. Sezon sonu oluşan puantajda averajın herhangi bir önemi var mı? Tabii ki. İkinciyi belirleyebiliyor. En iyi ikinciyi belirleyebiliyor. Haliyle oyunu da kolay kolay bırakacaklarını sanmıyorum. Öyleyse. Öndeyim diye. Düşündü. Baktı tutuyor bu oyun. Evet. Devam ediyor evet. Warriors. Burada bir oyuncunun kaskı çıktı. Övünün kaskı çıktı. Kasklar teker teker çıkmaya başladı evet. Ama daha maçın bitmediğini hatırlatmakta fayda var oyunculara da. Ensar, bir pas uzun denemesi, bir pas. Başarılı. Fırkar'ı mı düşündü? Evet. İsabet mi var? Hayır. Düzeltiyorum, 17 numaraymış. 7'yi gördüm ben bu açıdan bakınca. Evet, buradan 7 gibi göründü. Warriors'a da farklı pas oyunlarını da görmeye başlıyorduk ara ara son çeyrekte. Kısa first down'a yönelik paslara döndü Gazi. Ekrem sağda Emir, bir flag var bu arada. Az önce topu yakalayamayan isimli evet, bir flag de var. Edecek. Bakalım anonsu nasıl olacak? Hücum takımı 50 numara, personal foul, 15 yard ceza, 3. hak. 15 yardlık bir ceza şu an Warriors'ın duymak istediği tabii ki bu hücum evet. Serisi özelinde en zor demelen şeydi. Orada üstüne yürüdü rakibin. Ondan bir personal foul yediler. Hocam 15 yarda aşan cezalar bulunuyor mu peki? Yok ya maksimum 15 yard. Maksimum 15. Sadece canlı top faaliyle akabine yapılan bir ölü top faali olduğu zaman sonuna eklenebiliyor. Orada 30 yani 15 yard ölü 15 top faalinden sonrası 15 10 15 şeklinde gidebilir. Maksimum 30 yardlık bir ceza yiyebilirsiniz. 3 ve çok oynayacak. Motion geldi. Gazi Warriors. Bir pas izleyeceğiz. Pas yine Atilla'ya. Geldi. Atilla'dan bu kez çizgiye doğru başarılı bir koşu. First down'a gidiyor mu? Hayır. 4 ve 3 izleyeceğiz. Bir bayrak da var. Evet. Tabii 4 ve 3 izleyeceğiz dedik ama bu bayrak hücumun şeklini değiştirebilir. Çıkacak kararı merakla bekliyoruz bizler de. Düdükten sonra bir vuruş olabilir. Bu açıdan daha net görürüz diye tahmin ediyorum. İşte Ensar Atilla'yı bu noktada görüyor. Atilla bir anda bloğundan faydalanıp çizgiye doğru yönelmiş. Çizgiye doğru yaptığı sağlam bir depar var. İşte bu noktada evet, late hit verecek muhtemelen. Düdükten sonra müdahale. Burada bir personal foul ve 15 yardlık bir ceza izleyebiliriz gibi geliyor. Ve defans takımı personal evet. Foul late hit numara görülmedi. 15 yard ceza otomatik first down. Kimi yaptıysa o cüzdan. Hengamede bazen numaralar görünmeyebiliyor. Hani koçtan fırça yiyecek isim şu an belli değil. Hani maç sonu bakıldığında kamera kayıtlarına. Bu 15 yardlık ceza ile birlikte ilk hakkı almayı başarıyor. Gazi Warriors. Bu oyunda düdük refleksi çok önemli. Bu refleksi gösteremediğiniz zaman böyle maalesef ağır cezalara maruz kalabiliyorsunuz.
Tabii. Ensar. Uzun bir pas tercihi. Başarı var mı? Hayır. Hareket halindeyken bir temas var mıydı oyuncuya? Burada faul gerektirecek bir müdahale görmedim ben. Sonuçta iki oyuncunun da müdahalesi topa yönelikti. Topu tutmasını engelleyecek ilk başta. Mesela burada daha topu tutmadan itekleseydi bir faul gelebilirdi. Pas tutma hakkının engellenmesi deniyor ona da. Bunu hücum ya da defans da yapabilir. Kim yaparsa 15 yardlık bir cezası var. Yapıldığı noktaya göre ya da yapıldığı noktadan ilk hak veren bir ceza bu. Son çeyreğin içerisindeyiz. 23-0 Warriors üstünlüğü var Ankara'da. Pas denemesi haftanın gelebilir. Son maçında. Yine Atilla yine bir koşuyla. Güzel çıktı oradan. Yine iyi çıktı. Hani Jerry gibi. O deliğe bir şekilde giriyor. Peşinden Tom giremiyor. Küçücük deliklerden de geçmeyi başarıyor. Aynen öyle. Gerçekten güzel bir blok okuyor Atilla. Şurada. Bakın burada dışarıya doğru direkt dışarıya doğru kırarak birkaç yard daha kazandırıyor takımını. Bu zikzaklar da oyuna çok büyük keyif katıyor. Evet. 23-0 Warriors üstünlüğü sürüyor. 2 ve 4 oynayacaklar. Kenara doğru bir pas. Bir pas. Pasta isabet var. Yine pas güzel gitti. Gelen evet. Koşu yine oldukça etkileyici. Warriors bugün bu koşu işini başarıyla yerine getirdi. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında çok koşu ağırlıklı bir oyun oynadığını söyleyebiliriz Warriors'ın. Burada tabii Enfer'ın yaptığı fake oyunlar da çok Hacettepe defansının dikkatini dağıtmış. İsmail Ekrem Yalçın o noktada koşu yapan isim Warriors adına. İlk hakkı almış oldu böylelikle Gazi Warriors. Bakalım ilk hakkında. Evet, uzun bir pas, bir interception mı? Hayır. Gelmedi. Skor avantajıyla herhalde bu tarz riskleri almayı deniyorlar evet. Gibi gelmeye başladı bana. Tabii sonuçta son çeyrek. Artık herhalde ortalarına doğru gelmişizdir son çeyreğinde. Muhtemelen. Olası bir sayı yemedi. Gazi sonuçta hala avantaj bende değil. Personal foul. Defans takımı 61 numara. Mesafe yaralama. Otomatik first down. Evet bir personal foul geldi. Ne yaptı onu bilemedik tabii ama. Otomatik first down'la sonuçlandı bu personal foul. Sonrası. Bu riskli pas dedik. İyi bir hücum gelmedi belki dedik ama. Bu ceza maalesef. Sonrasında. Warriors hücumu ileriye gitmiş oldu. Hacettepe'nin sinirleri gerildi artık herhalde tabii. Artık çok normal. Motivasyonları çok düştü maalesef. Bugün hiç oyuna dahil, istedikleri gibi oyuna dahil olamadılar. Ben çok daha farklı bir Hacettepe beklerdim açıkçası. Ben de biraz daha sert bir maç bekliyordum ama dediğim gibi bu tarz mağlubiyetler bazen takımlar için olumlu olabiliyor. Bugün Warriors bunun en büyük örneğini bizlere izletiyor. Demin de dediğiniz gibi geçen hafta da Warriors bir motivasyon düşüklüğüyle zaman zaman sakatlıklar, zaman zaman oynayan oyuncuların bir kısmının her ne kadar sezon noktalanmış olsa da günlükte de boy gösteriyor olması, sezonun bu döneminde oyuncularda hem yorgunluk belirtilerinin, kondisyon düşüklüğünün hem de sakatlıkların habercileri tabii. Olabiliyor. Sonuçta ağır bir kontak sporu bu. Üçüncü maçtan sonra zaten ufak tefek gibramaya başlıyorsunuz. Devamında iyi beslenme, iyi uyku ve iyi idman gerekiyor. Temelinde maç iyi uyku bitimine kalan mola yok uyku. Beyler. Uyku çok önemli. Çünkü gelişim uykuda maç oluyor. Maç bitimine kalan 2 dakika. 2 dakika. 1 mola hakkımız var. Karşı takımın 3 mola hakkı var. 2 dakika uyarısı da geldi. Geldi artık. Orada bir mola var anladığım kadarıyla. 2 dakikada mola geliyor zaten. Son 2 dakika uyarısı ama ekstra bir mola da almış olabilirler tabii. Havanın durumuna göre su molaları da alınabiliyor çeyrek değişimlerinde. Bugün ilk maçta gördük zaman. Evet, ben birkaç kere aldım.
Aykut Elvacı da hatırlayacaklar vardır. Bugün ilk maçın hakemiydi ikinci maçta. Hocam sen yorulmuşsundur, gel otur iki yorum yap dedik kendisine. Sağ olsun bizi kırmadı. Teşekkürlerimi ileteyim sizlerin huzurunda da. Bu arada iyi bir Gazi Warriors hücumu ancak görebildiğim kadarıyla en zona bir yardlık bir mesafe kaldı. Burada daha net göreceğiz. Evet, güzel bir pas denemesi. Evet, taştağına çok az kaldı. Santimler var. Ben de Radyo Gol'e çok teşekkür ediyorum bana fırsatı verdiği için. Biz teşekkür ederiz. Warriors bir kez daha touchdown'u bulmanın peşinde bu pozisyonda. Bakalım istediklerini bulabilecekler mi? Ensar kendi koşmayı tercih etti. Aldı gibi. Evet, ve touchdown'u aldı. Dengesini çok iyi korudu. Tecrübesini konuşturdu. Tecrübesi. Yılların tecrübesi. Çok rahat. Çok profesyonel. Ve böylelikle skor 29-0'a geliyor. Tabii, milli takımın da QB'si aynı zamanda. Tecrübeyle. Bakın şurada girerken topu uzatması bile. Topu uzatması, ayağını kurtarması o tackle'den. Oldukça estetik bir görüntü izletti bizlere de. 29-0 skor. Gözler bir kez daha Furkan Vural'da alan golü için bakalım. %100 istatistiğini bugün koruyabilecek mi? Korumayı başardı. Evet. 30-0 oluyor skor Warriors lehine. Bugün Furkan da takımının gizli kahramanlarından biri. Hiç kaçırmadı. Her fırsatta puanı buldu. Ama özellikle snaplerin çok temiz olduğunu söylememde fayda var. Warriors burada zaten en önemli şey snap'in gelişi. O zaten kötü geldiği zaman ya da holder'ın, o topu tutan oyuncunun bir anlık bir şeyi bütün oyun planını mahvedebiliyor. Korumalı futbol tamamen bir takım oyunu diyebilirim. Bireyselliğe belli yerlerde ön plana çıkıyor. Kitle birlikte oyun yeniden hareket kazanacak bu arada. Zaman zaman şimşekleri çaktığını da görüyoruz sağda solda. Hava da bize bir sürpriz yapabilir bugün. Hani gider ayak. Bu kavurucu günde bir de yağmurla size veda etme ihtimalimiz var gibi görünüyor. Ne görünüyor? Umarım maçtan sonra olur da ıslanmayız. Şimşekler onu gösteriyor. Şimşek var, gök gürültüsü yok. Bu iyi haber olabilir. Oyun bir kez daha hareket Hacettepe kazanıyor. Koşu oyunuyla. Hacettepe oyunu. 3 yardlık bir kazanım söz konusu Hacettepe Red Deers adına. Son çeyreğin içindeyiz. Son 2 dakikanın da içerisindeyiz artık. Az önce 2 dakika uyarısı da yapılmıştı karşılaşmanın hakemi. Karşılaşmanın hakemi Ozan Yazıcı az önce bizlere aktarmıştı karşılaşmanın bitimine son 2 dakika kaldığını. Hacettepe molası geldi. Bu arada yine bir mola var. Belki son bir sayı için bir deneme yapacak Hacettepe. Hiç değilse bir touchdown diyor. Geçerse hücum zaten muhtemelen disk koymaları görmeye başlayabiliriz. Evet. Hatta bu bağlamda maçın erken bitmesi söz konusu olabilir. Tabii. Hacettepe'nin tabii artık maçı çevirmesi neredeyse imkansız hale geldi. Madden oynasanız yapamazsınız herhalde şu saatten. Çok zor. Hacettepe hücumundayız. Oyun hareket kazandı. Gelecek.
Kübi koşusu geldi. Kübi koşusu mu göreceğiz? Hayır, çok uzun bir pas tercihi interception'la mı sonuçlanıyor ancak Gazi savunması isabet yok pasta. Topu alamadı. Çok riskli bir pas tercihi geldi Hacettepe adına. Hacettepe bütün riskleri alacak artık bu saatten sonra bir oyun deneyecek. En azından skorboard'a bir artı hane yazmak istiyorlar. Hacettepe'nin QB'si burada gerçekten hani güzel sıyrılmış defanstan. Ama pası aynı başarıyla atamadı maalesef. Üç ve yedi geliyor. Pas. Bu pasta da isabet yok. Orada sert evet, bir çarpışma bir... bayrakta geldi. Sert bir çarpışma geldi. Flag de geldi. Burada faul ben buradan yanlış hocam görmediysem targeting diye bir ceza olabilir. Direkt oyuncuyu hedef alan. Bakalım. Targeting yok gibi. Kötü düştü ama. Umarız ciddi bir problem yoktur. İbrahim Aydoğdu yerdeki oyuncu. Gazi Warriors'da. Evet, Ozan Hoca da şu an herhalde anonsu yapacak. Personal foul. Targeting. Evet, targeting. Defans takımı 2 numara. 15 yard ceza, otomatik first down, 2 numara diskalifiye, maç bitimine kalan 4 saniye. Targeting çok ağır bir ceza, savunmasız oyuncunun kafe ve boyun bölgesine direkt kaskla yapılan bir müdahale. 15 yard cezası var, otomatik first down'u var, yapan oyuncuyu da diskalifiye ediyorsunuz. Ayrıca bu oyuncu diğer maçta da oynayamıyor. Yani profesyonel güreşte, Amerikan güreşinde spear adı verilen bir hareket vardır. Hani az önce pozisyon tekrar ekrana gelirse resmen bir spear girişimi gördük. Yani bir mızrak. Zaten hareketin ne kadar tehlikeli bir hareket olduğunu yerde yatan arkadaşımızdan maalesef bu görüyoruz. Bu açıda çok yani daha net göreceğiz. Yani top da hani oyun alanını terk etmiş ama bu noktada yaşanan pozisyondan sonra İbrahim Aydoğdu kendi sakatlandı. İnşallah çok ciddi umarız bir şey çok, yoktur. Çok ciddi bir durumu yoktur. Tabii bu tarz pozisyonlarda özellikle boyun sakatlıklarını çok sık görüyoruz. Boyun, omuz. Şu an gelecek bir iyi haberi bekliyoruz biz de. Sağlık heyetinden ve İbrahim Aydoğdu'dan. 22 yaşındaki oyuncu. Az önce oyundan da diskalifiye edildi bu arada. Yapmış olduğu müdahale sonrası ama diskalifiyeden daha önemlisi şu an onun ayağa kalkabilmesi bizler için. Sanırım FD'yi bekliyorlar ama bir sağlık görevlisi daha geliyor. Biz bu boyunluk yanlış görmediysem evet. Sağlık görevlisinin elinde kaskı çıkaracaklar yavaşça. Ciddi bir problemi yoktur İbrahim'in de. İnşallah yoktur. Dan Brans da. Sonunda hiç görmek istemeyeceğimiz bir manzara maalesef. Yani maçın önüne geçecek şekilde sonuçlanması evet. Yeter bizim için şu an. İnşallah öyle olur.
İbrahim'den gelecek olumlu bir haberi bekliyoruz bizler de. Bu tip uzun sakatlıklar özellikle kışın da çok büyük sorun yaratıyor. Diğer oyuncuların da soğumasına sebep oluyor. Sedye'de geldi oyun alanına. Sedye geldi, evet, durum inşallah iyidir. Tekrar başlayacak sakatlıktan sonra. Oyuncuya da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Hacettepe hücumuyla oyun yeniden hareket kazandı. Bir uzun pas isabet yok. Maç bitti sanırım. Evet, karşılaşmanın hakemi Ozan Yazıcı da sol düdüğü çalıyor. Ankara'da derbinin galibi Gazi Warriors oluyor. Karşılaşma skoru Hacettepe Red Deer 0, Gazi Warriors 30. Bu zorlu müsabakanın aktarımında ben Kerem Korkmaz ve yorumlarıyla Aykut Helvacı bizlere eşlik ettiler. Aykut Hocam çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben çok teşekkür ederim. Türkiye Korumalı Futbol Profesyonel Ligi karşılaşmalarını Radyo Gol TV YouTube kanalından ilerleyen haftalarda izleme imkanına sahip olacaksınız. İlerleyen haftalarda sizlerle bir kez daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.